İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Makbul, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Geçenlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yapmış ve bizim sorunumuz Türkiye halkıyla değil, bizim sorunumuz Erdoğan'la demişti. Bu sözlere Erdoğan'dan yanıt gecikmedi. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak ifadesini kullanan Erdoğan, senin tarih bilgin de yok, sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma dedi. Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ama dinlemiyor musun? Bak senin tarih bilgin de yok dedi. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin, yeri geldiği zaman komşu 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 diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver, yanlış yollara girme, yalnız kalırsın ifadelerini kullandı. İşte şu anda burada adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? İşte bazı kendisine destekler vereceğini vaat edenlere güveniyor. Onlarla beraber kalkıp adaların etrafında korvetlerle dolaşıp duruyorlar. Zodyakyalar dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye karşı tavrında şaşılacak bir durum yok. Belki çabuk unutuyoruz ama ondan önce Sarkozy ve Hollande da aynı tavırlar içindeydi. Macron sadece dozunu artırdı. Türkiye her türlü haklı olmanın verdiği güçle emin adımlarla ilerliyor ve Fransa'nın sömürgeci emellerini engelliyor. Mesela Libya'da Türkiye Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası kuruluşların resmen tanıdığı hükümetin yanındayken Fransa kendi çıkarlarına daha yakın gördüğü Hafter'in yanında yer alıyor. Öte yandan Fransa da kendi ülkesinde olan terör eylemlerine son verme iddiasıyla binlerce kilometre uzaklarda operasyon düzenlerken Türkiye'nin yanı başında terör devleti kurulmasını istiyor. Fransız kamuoyuna Türkiye'nin kötü, işgalci bir devlet olduğunu anlatıyor. Bunlar hep böyle yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Bu arada Fransa yine dozunu aştı. Yunanistan ve Fransa arasındaki silah pazarlığının detayları ortaya çıktı. 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD yarın yeni bir adım atıyor. ABD medyasında ise Fransa lideri Macron'un yerin dibine sokan çok çarpıcı bir analiz yayınlandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rakiplerinin de yer aldığı zirve sona ererken silah anlaşmasına yönelik bilgiler öğle saatlerinde Yunan medyasında yer almaya başladı. Yarın sahaya inmeye hazırlanan ABD ayrıca Ege semalarında Yunanistan'la ortak tatbikata girişiyor. Amerikan medya devi Bloomberg ise son durumun analizinde Fransa lideri Macron'a sert eleştiriler yöneltti. Fransa'nın ev sahipliğinde Akdeniz'e kıyısı olan AB üyeleri Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İspanya, Portekiz ve Malta liderleri Korsika Adası'nda bir araya geldi. Med-7 olarak bilinen ülkelerin zirvesinden bir sonuç bildirgesi çıktı. Türkiye ile diyaloğa geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde Avrupa Birliği 24-25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'nde gündeme gelecek ilave kısıtlayıcı tedbirler geliştirmeye hazırdır denildi. Zirve öncesinde Türkiye'ye karşı çizgiyi aşan açıklamalar yapan Fransa lideri Macron, öncelikli seçeneğin Türkiye ile diyaloğun yeniden tesis edilmesi olduğunu söyleyerek saf değiliz ama iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz dedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise Türkiye'nin geri adım atması ve ekonomik yaptırıma uğramaması için ay sonuna kadar süresi olduğunu ileri sürdü. Mitsotakis, Türkiye'nin Avrupa'yı bölme çabalarına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Yunan basını Med-7 zirvesinden Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a tam destek çıktığını, Ankara'ya deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacıyla
Rum tarafıyla masaya oturması için çağrı yapıldığını yazıyor. Tu Vima gazetesi, Türkiye'nin provokasyonlarına karşı ortak cephe Atina memnun başlığını kullanırken, bir başka haberinde ise Avrupa yalnızca Fransa değil başlığıyla sundu. Gazeteye göre Atina'ya yalnızca destek mesajları geliyor ancak şimdiye kadar bir sonuç alınmış değil. Mitsotakis-Macron buluşmasından bilgiler öğle saatlerinde Yunan medyasında yer almaya başladı. Katimeri'ni Fransa'dan alınacak Rafale jetlerinin 8 veya 10'unun yeni, diğerlerinin ikinci el olacağını bildiriyor. Atina'nın Rafale'leri dışında yeni fırkateynlerin de gündemde olduğunu aktaran gazete, Başbakan Mitsotakis'in anlaşmanın detaylarını yarın Selanik'te yapacağı konuşmada duyuracağını yazdı. Yunan basını, haftalardır Paris ve Atina arasındaki pazarlıklarda 18 Rafale savaş uçağı, Mirage 2000 jetleri, yeni fırkateynler ve denizaltıların müzakere edildiğini sayfalarına taşıyordu. 10 yıllardır Fransa ve Yunanistan liderleri arasındaki en kritik görüşmenin gerçekleştiğini belirten Ethnos ise, Macron ve Mitsotakis'in birkaç hafta içinde silah satışına son çerçeveyi çizmek için yeniden bir araya geleceğini kaydetti. Son günlerde Doğu Akdeniz krizine ilgi gösteren Bloomberg'de yayınlanan bir görüş yazısında ise, Fransa lideri Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı sözlerinin artık Erdoğan'a zarar vermediği, ciddi bir kavgaya tutuşmak için de gerekli desteği bulamadığı belirtildi. Bobby Gash imzalı yazıda, Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron, ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor olacak denildi. Fransız liderin sözlü saldırıları o kadar çok tekrarlandı ki etkisini kaybetti. Perşembe günü Korsika'daki zirvede Avrupa ülkelerine Türkiye'nin provokasyonlarına karşı kırmızı çizgi oluşturmaları çağrısında bulundu ancak bunu daha önce de duymuştuk. Öyle ki sadece birkaç hafta içinde Macron bu kırmızı çizgileri çoktan çizdiğini söylemiş, Türkiye'nin kelimelerden değil eylemlerden anladığını savunmuştu. Bugüne kadar askeri tatbikatlara katılmak ya da zirveler organize etmek gibi eylemleri ise sadece Ankara tarafından daha da küçümsenmesine yol açtı. Yazıda Macron'un bu açıklamanın ardından bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderebileceği belirtilirken Rusya'nın da devreye girdiği hatırlatılıyor. Aynı zamanda Fransa'nın böyle bir olası adımının büyük ihtimalle Erdoğan'ın hedeflerinden vazgeçerek sondaj ve savaş gemilerini geri çekmesiyle sonuçlanmayacağı ifade ediliyor. Fransa böyle bir adım için bir müttefike karşı diğer NATO müttefiklerinin desteğini de bekleyemez. ABD her ne kadar Güney Kıbrıs'a uzun yıllardır uyguladığı silah ambargosunu yumuşatmış olsa da Trump'ın Erdoğan'a karşı daha sert önlemler alması pek mümkün görünmüyor. Macron, Erdoğan'a karşı sert tenkitlerine devam edebilir ancak bunların karşılığı da gittikçe etkisini yitiriyor. Yunanlar ve Kıbrıslı Rumlar yakında Fransa'nın birlik ve beraberlik söyleminden sıkılmaya başlayacak. Ankara ise Paris'le laf dalaşından keyif almaya bile başlayabilir. Almanya şu an Avrupa Birliği'nin dönemsel başkanı. Başbakan Angela Merkel ise Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime müzakereyle sonuç bulmaya çabalıyor. Her ne kadar AB Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunsa da Merkel'in bunları uygulamaya sokması pek mümkün görünmüyor. Kendisi barışçıl çözüm için çabalarken Macron'un kılıç şıngırdatması Merkel'in pozisyonuna pek uymuyor. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri tatbikatların çözüme yardımcı olmadığını açıkça söyledi. Heiko Maas, bu şartlar altında Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar konusundaki sözlü savaşına bir son vermeli ve konuşmayı Alman Başbakan'a bırakmalı dedi. ABD ise 33 yıllık silah ambargosunu kaldırdığı Güney Kıbrıs'a hafta sonu kritik bir adım atıyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cumartesi günü Rum kesimini ziyaret edecek. Pompeo'nun ziyareti hafta başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Lefkoşa'ya gitmesinden hemen sonra gerçekleşiyor ve zamanlama dikkat çekici. Yunan medyası Pompeo'nun Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini bildiriyor. Doha'da gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'deki sorunun yalnızca diplomasi ve barışla çözülebileceğini söyledi. Pompeo'nun Kıbrıs ziyaretiyle eş zamanlı olarak ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile telefon görüşmeleri yapacak. Yunan Katimerini gazetesi ise
Ege Denizi üzerinde gerçekleştirilecek Stolun Cerberus 7 tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildiriyor. Gazete ABD C-130'u Atina üzerinde uçacak başlığını attı. Yunanistan bu hafta İsrail ve Güney Kıbrıs'ta askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla 3 ülke artık operasyon ve tatbikatlar gerçekleştirecek.